Herkese merhabalar sevgili dostlar, güzel arkadaşlar, canlı takipçilerim. Umarım çok çok iyisinizdir. Bugün siz sevgili koç burçlarının 15-21 Temmuz haftalık kahve bakımını yorumlamak üzere sizlere geldim. Umarım güzel bir hafta olur, her şeyin hayırlısı olur. Niyetleriniz, dualarınız bütünün hayrına kabul olsun diyorum. Fincanınız tutmuş. Hadi bakalım. Hayırlısı uğurlusu en mutlusu sizler olun diyelim. Şöyle fincanınızı sizlere gösteriyorum. Bakar mısınız yollarınız var. Yani yolcu durap bas bağlasan durmaz bir yerlere doğru bir gidişiniz var. Ama beni en çok mutlu eden bakar mısınız ne kadar net bir şekilde böyle sanki bir e, sıkıntılı karanlık bir olayın arkasından inanılmaz güzel bir açıklık var. Yani inan burada bile bu kadar görünüyorsa ki hemen bakın arkasından yollarınız var. Bu sizin kendi hayatınızda da aynı bu kadar net bir şekilde sıkıntı, üzüntü, başarısızlık, kavga, borç bilmem ne bunların arkasından yaşayabileceğiniz aydınlığı, mutluluğu, ferahı anlatıyor. Şurada bakın iki kişisiniz. Çok tatlı bir sohbetiniz var. Aranızda zaten belli bir bağ var ama bakın ortada bir tane şu beyaz yere baktığınız zaman hem biraz kalem görüntüsü var. Eğitim, iş, imza gibi olayları anlatıyor hem de arkadaş yani bu baş, şey başvuru falan da olabilir. Hani imza atma gibi bir olay da olabilir. Aynı zamanda bir kravata benziyor. Bu da devletle alakalı, devlete bağlı kurumlar, sınavlarınız, nikahlarınız. Yani sonuçta gidip belediyeden tarih alınmıyor mu? Alınıyor. Aynı onun gibi düşünebilirsiniz. Devlete bağlı her türlü işinizde, gücünüzde ya da resmi işlerle alakalı önemli görüşmeleriniz olabilir. Bu hafta belki de şimdiden bunların yerini yaptığınız bir haftadasınız. Şöyle devam ettiğimde arkadaşlar genel olarak yollarınız görünüyor. Şu hariç diğerlerinin her birisi bir de şu zaten burada ikili bir yakınlaşmadan iş görüşmesi vesaire ciddi görüşmeler olabileceğimden o kalemden dolayı da iş eğitim kariyer imzalar bunların olmasından bahsetmiştim. Belki anlaşma imzalayacaksınız. Bunlar olabilir ama diğerleri dediğim gibi yol. Şimdi şuraya bakın bakın. Buradasınız. Yani küçücük olmuşsunuz. Demek ki çok sıkıldığınız bir olayda başınızın üzerinde bir talih kuşu var. Görüyor musunuz? Arkaya doğru, kuyruğu belli, gagası havaya doğru bakıyor. Görüyor musunuz? Üzerinde de muhtemel kuvvet bir terazi olabilir. Çok yay burcu olduğunu düşünmüyorum ama ya terazi ya da bir koç burcunun yani kendi burcunuzun yine etkisi söz konusu ama yani sizin ardınızda bir koç burcu daha olabilir mi tabii ki olabilir vardır yani belki çevrenizde böyle birisi ya da dediğim gibi bir terazi ikinizin ya da sizin başınıza bir talih kuşu, haberci bir kuş gelebilir ve sizin hanenizdeki insan kim böyle yumru gibi olduysa yani çok içine kapanmış o kadar sıkılmış ki artık yani bir şeyler bakın arkadan onu dürtüyor belki sizi dürtüyor sizi çok rahatsız eden olaylar var. Ee, huzursuz ediyor. Bakın bu zaten sağ tarafta. Demek ki sizi çok güzel aydınlatacak olan bir kuş gelip size haber verebilir. Barışlar, kavuşmalar, evet kuş aynı zamanda devlet haberleridir, özgürlüktür. Yani sizi bir sıkan sıkıştıran olaylardan uzaklaşırsınız ki onlar da daha çok sizden uzaklaşır. Böyle bir mutluluğu anlatıyor. Bu alana geldiğimde şuradaki yolunuz çok güzel ama buradaki yol bakın biraz daha hani gezme tozma yolundan öte biraz daha kavuşma olayı var. Evet bir insana kavuşabilirsiniz ama beklediğiniz bir sonuç varsa buna da kavuşabilirsiniz. Neden özellikle sonuç diyorum? Çünkü bu karşılıklı görüşme, buluşma, kavuşmanın arkası ikinizin de arkası çok temiz. Yani doğru bir buluşma, doğru bir kavuşma, çok yerinde bir haber olabilir. Ve bakın buradan sonra sizin önünüzdeki özellikle gelecek kısmınızı kapatmış olan, engele neden olmuş olan şey o çizgi bitiyor arkadaşlar. Yani sizin yaptığınız bu buluşma, görüşmeye gitmeniz, gelmeniz, size gelen haberler, kavuştuğunuz şey her neyse belki çoluk çocuk e haliyle e önünüzdeki engellerin de kalkmasında çok büyük faydası var. Şurada bir tane balığınız var bakın dipte. Uzaktan bakıldığı zaman bir E harfi dibine girdiğimiz zaman bakın böyle balık gibi bir şey hatta böyle ağız ucu böyle çok sivri olan balıklar var ya aynı onun gibi bir de çok temiz ki burada dipte bahsettiğim o aydınlığı mutluluğu ferahı da de, beraberinde taşıyor. E harfi birilerine iyilik yapmaktır. Ama buradaki iyilik balıkla birlikte birleştiği için kısmet gelebilir, kısmete aracılık edebilirsiniz. Zamanında birilerine yaptığınız iyiliğin karşılığında sizler bu dönemde kısmet gibi bir iyilikle karşılaşabilirsiniz. Yaptıklarınızın karşılığı belki de kısmet olarak, enerji olarak sizlere geri dönüyor. Burada bakın sivri bir uç var. Bu hem yönü anlatır. Yani bakın hatta sanki bir şey varmış da çok sivri bir şekilde gelip yani okunuz, yönünüz buradaki sıkıntıyı bakın ikiye ayırmış görüyor musunuz? Demek ki o kadar hedefiniz belli ki o kadar hani para biriktireceğim belli, şunu kazanacağım Ha, bu, şimdi olmuş, ha sonra olmuş ama benim bunu bir şekilde yapmam lazım diyen bir insan var. Ve hani diyeceksiniz belki de ya bu benim partnerim, çoluğum, çocuğum, hanemdeki bir kişi ve işte yapacağım, düzelteceğim, edeceğim diyor. Ben ona artık inanamıyorum ya da inanmak istemiyorum ya da kendime evet istiyorum bir şeyleri yapayım, başarayım ama ben kendime bile güvenemiyorum artık bazı konularda diyorsanız hiç canınızı sıkmayın. Çünkü çok temiz görünüyor muhtemelen böyle biraz destek, biraz maddi manevi yardımı yaparsın. Ne dersin? Yapamadın. Dünyanın sonu değil işte. Devam edebilirsin. Bak elin ayağın tutuyor. Başarabilirsin diyen böyle bir destek olabilir. Hani onlardan aldığınız ya da varsa handeki böyle birisi sizden aldığı destek onun böyle bir şeyleri hala yapabilmesi, belki hayata tutunabilmesi, umudunu devam ettirmesiyle alakalı çok çok önemli. Ve bu dönemde arkadaşlar Sizlerin böyle yetiştirdiğiniz bir şey var. Böyle çiçek böcek yetiştiriyorsanız, yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Burada bir tohum atılmış zamanında. Yani zamanda bir şeyler yapmışsınız. Bir arkadaşlığın, bir eğitimin, bir ilişkinin, bir merhaba bile ona bir tohumdur ve bu atılmış. Şimdi bunun karşılığı alınmaya başlanıyor. Aynı zamanda ağaç demek arkadaşlar sizlerin bir şeylerin evet meyve toplama dönemini anlattığı gibi aynı zamanda bir şeyler böyle aynı kök gibi sağlamlaşmaya başlar. İlişki daha netleşir. Yani bu dönemde söz nişan düğün olur, bir şey olur. Netleşir. Sonuç alırsınız. Bir şeyler artık kazandınız mı, kazanamadınız mı? Para gelecek mi, gelmeyecek mi? Az çok bunlar netleşebilir. Burada arkadaşlar küstüğünüz birisi var. Aslında karşı taraf biraz barışma düşüncesi içerisinde. Siz belki bir tık uzak duruyor olabilirsiniz ama bu kişiden sizler bu ara bir ıı, hani karşı adım görebilirsiniz. Adında sayında T, L harfi olan bir kişi. Şöyle bir bakıyorum. Burada da birisi var. Elinde sanki bir şey tutuyor da böyle bir fener gibi. Belki sizin bir yumurta yani bir başlangıç olayınız var. Orayı aydınlatmaya çalışıyor. Diyelim siz bir şeye başvuracaksınız. Bir şey yapmak istiyorsunuz. Birisiyle tanıştınız. Siz göremeyebilirsiniz ama dışarıdan bir göz sizin için ailenizdeki insanlar için ya siz böyle bir olayımız var dediniz biz bunu bir araştırdık hani ama orası yani güvenilmez diyorlar bilmiyorum işte e, oraya tamam gideceksin ama oraya gitmek yani çok masraflı biz biraz baktık oraya yani istersen bir daha düşün biz o insanı araştırdık yani yani bakın burada bir bilgelik olayı var Biraz böyle sizi uyaran insanlar, gözünüzü açmak isteyenler işte sen bu işi bu mesle yapacaksın ama bak böyle zorlukları var. İşte dışarıdan göründüğü gibi değil bir şeyler hazır mısın gibi olaylar olabilir. Hadi bakalım şöyle yapayım hatta görünsün. Niyetleriniz kabul olsun, bütünün hayrına olsun diyelim. Bakın o yumurtalardan bir tanesi gene burada çıktı. Dediğim gibi yani bir başlangıç olayı var. Bazı şeyler çok güzel ilerlerken yani tohumlar ağaca dönüşmüşken bazıları da daha yeni yeni. Hani bir olay olur para gelir diyelim. Şimdi o para yumurtadır. Onunla bir şeyler yaparsınız. Onu büyütürsünüz. Onu kullanarak bir şeyler yaparsınız. Onun gibi düşünün. Yani bir olayın bitişi yeni bir olayın başlangıcını belki tetikliyor. Yani asıl dönem belki de bazı konularda şimdi başlıyor. Burada yalnız çok fazla 3 şu rakamını ben gördüm. bayağı yani var. 3'ler ve T'ler. Bakın nasıl arka arkaya gelmişler. Üç rakamı bolluk bereket demektir. Hem evlenirsiniz çokluk olur. Çocuk gelir çokluk olur. Kalabalık yerlerde çalışırsınız. Kalabalıklara girersiniz. Belirli bir grup arasında sizler de yer alırsınız. Bunun gibi olaylar işte düğün falan bunları anlatıyor zaten bariz belli. Aynı zamanda bir para anlamı da vardır. Ama buradaki T harfleri biraz daha yani bir adalet olayını anlatıyor. Şöyle söyleyeyim sıfırdan bir para olayını değil ama mahkemeniz varsa ya buralardan alacaksanız alırsınız. Yani biliyorsanız varsa yani onun haricinde de güzel bir haber ile ilahi adalet durumundan alacağınız bir para varsa işte birisi geldi paranızı yedi, etti, sizi kandırdı ve bir şey yapamadınız o dönem ya da size manevi anlamda zarar verdi. Bir maddiyat gelir ilahi adaletle karma sonucu ve buradaki maddiyat sizin maneviyatınıza daha iyi gelebilir. Hane hiç çok açılmadı sadece ara ara e, temizlikler, ara ara aydınlamalar var. Bir an için akmayacak zannettim ama maşallah diyelim çok güzel bir şekilde akıyor. Ne Niye niyet ediyorsanız inşallah kabul olsun, hayırlısı olsun diyorum. Bütünün hayrına olsun. Benim söyleyeceklerim bu şekilde her yerde yani bir balık var dememek için kendimi zor tutuyorum ama her yerde ufak ufak balıklar, bol bol T harfleri. Yani T harfi hem bir şeylerin vakti zamanı geldi, haydi yola çık gibi bir anlamı vardır ki zaten bakın maşallah ee, çok fazla yollarınız var. nazarın değmesin maşallah 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 söyleyeyim yani benden çıksın. Çok güzel görünüyorlar çünkü ve araları da çok temiz. Hani baya baya ne hani adımlar falan var. Ayrıca e, birkaç yerde de balıklar var. Ha, bazıları kameradan bakınca tam görünmediği için e, çok böyle detayına inmiyorum oraları. Ama genel olarak çok güzel bir fincandı. Yani ben sizin adınıza beğendim. içiniz biraz sıkılmıştı ama çok fazla hani böyle şeye gerek yok. Çünkü oradaki açılma yavaş yavaş sıkıntıları geri geri atar yani hani süpürür, götürür. O yüzden hiç canınızı sıkmayın. O öndeki aydınlık sizin için zaten en önemli yerlerden bir tanesiydi. Benim söyleyeceklerim de bu şekilde arkadaşlar. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Yorumlarınızın size geri dönmesini niyet ediyorum. Hoşçakalın. Bay bay.